Herkese selamlar. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak ailemizin büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Mühendislik fakültesinde okuyan genç bir delikanlı, ailesinin sahip olduğu imkanlar sayesinde küçük yaşlardan itibaren hiç maddi sıkıntı çekmemiş, her zaman yediği önünde, yemediği ardında olmuştu. Ailesinin hiçbir şey esirgemediği genç, iyi bir üniversite kazanmış, yine ailesinin yanında kalıp oradan okula git gel yapmaya başlamıştır. Küçüklüğünden beri yaz tatilleri dışında ailesinin yanından hiç ayrılmayan genç, evlerinde her işlerinin muntazam olmasına alıştığından yurtta veya ayrı bir evde yaşayamıyor, evlerindeki bu düzenin sebebi ise oradan oraya koşuşturan her işi gören bir sürü hizmetçidir. Biri yemek yaparken diğeri evi temizliyor, bir diğer hizmetçi ise odaları topluyordur. Evin hiçbir işi bir dakika olsun aksamıyor, her şeyi yerli yerince ayarlanıyordu. Evinden son derece memnun olan genç, sömestr tatilinde ailesiyle yurt dışına gitme planları yapıyordu. Ancak tam her şey hazırken özel eğitmeni onun kalması gerektiğini söylemiş, gencin bütün tatil planlarını suya düşürmüştü. Anne babası ise her şey hazır olduğundan bavullarını alıp evi terk etmiştir. Hizmetçilerden de biri dışında kalan hepsine izin verilmişti. En nihayetinde evde tek başına olan gencin hizmetini bir kişi görebilirdi. Genç bu ara tatilde antrenmanlara gidip geliyor, eve geldiğinde yine her şeyi hazır buluyordu. Bir akşam yorgun argın eve geldikten sonra duşa girmiş, üzerinde havluyla dışarı çıktığında yatağının ayak ucuna oturmuş durmakta olan hizmetçisini gördü. Genç kadına ne yapıyorsun burada diye merakla sormuş, genç kadın da her hizmetinizi görmek için buradayım efendim demişti. Genç, hizmetçinin bu sözleri altında bir art niyet olduğunu sezmiş ancak bilmezden gelmiştir. Genç adam, kıyafetlerimi ütüledin, evi topladın, daha ne hizmetin var da göreceksin demiş. Genç kadınsa, bu akşam benimle yatarsanız size göstermek isterim demiş. Genç, bu çirkin tekliften hiç hoşlanmamış. Sen ne dediğinin farkında mısın, bu ahlaksızlık değil mi demiş. Genç kadın bunun üzerine sinirlenerek 2 yıldır ailenin yanında çalışıyorum. Eğer onlara beni taciz ettiğini söyleyecek olursam buna kesin inanırlar. Şimdi çeneni kapat da benimle birlikte ol. Erkek değil misin? Nasıl adamlıktır bu?" demiş. Genç duyduğu sözler karşısında birden şok olmuştur. Ailesinin böyle bir şeye inanırsa neler olacağını düşünürken genç kadın onu yatağa çekmiş ve kendisiyle birlikte olmasını sağlamıştır. O günden sonra sürekli kendisini ilişkiye girmeye zorlayan kadın en sonunda ondan hamile kalınca bir gün hastane raporları ile ailesine durumu anlatmış, oğlunun onu sevdiğini ve evlenme vaadiyle hamile bıraktığını söylemiştir. Genç bu durum karşısında şok olmuş, ailesini de büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Aile buna inanmak istememiş ancak oğlunun bunu onaylaması üzerine yıkılmıştır. Bunun nasıl olabileceğini akıl sır erdirmeyen aile bu iş için tek çarenin evlilik olduğuna kanaat getirmiş, oğullarını bu genç yaşında evlerindeki hizmetçileri ile evlendirmişlerdir. Hizmetçinin de ondan yaşça aşağı yukarı kalır yanı yoktur. Ancak hayallerinde hiç böyle bir şey tasavvur etmemişlerdir. Hayal kırıklığına uğrayarak çocuklarını evlendiren aile, bu olaydan sonra çok geçmeden çocuklarının bu işe zorlandığını öğrenince bu kadından boşanması için ellerinden geleni yapmıştır. Ancak ahlaklı genç, olan oldu diyerek evlendiği bu kadınla mutlu olmanın yollarını aramış, ona bir gün olsun bu durumu hatırlatarak kötü görüp aşağılamamıştır. İyi bir aile terbiyesi alan genç, hayatını böylece sürdürmüş, İleriki yıllarda aklı başına gelen kadın kendisine böylesine iyi davranan eşinden daha önce böyle bir rezilliğe neden olduğu için defalarca özür dilemiştir. Genç adamsa bu olanlardan sonra eşine iyice gönülden bağlanmış, onu hep en içten duygularla sevmiştir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere belirtmeyi unutmayın.